Yaşananları olduğu gibi aktaracağımız diğer haber başlığımıza geçelim. O da toz koparan şafak baskınıydı adeta yaşanan. Kapılar koç başlarıyla kırıldı, mahalleye giriş çıkışlar kapatıldı. Özel harekat polisleri getirildi. Şimdi ilk başta bakınca böyle bir sanki terör soruşturmasının operasyonu yapılacak gibi, ama öyle değil. Kentsel dönüşüm projesi hayata geçirilmek isteniyor ama mahalleli de direniyor İstanbul Güngören'de. Vatandaşlar yine evlerinden zorla tahliye edildiler. Yıkıma direnen de gözaltına alındı. Erman açın! Dur dur! Anne, tamam açıyoruz abi. Annen de beni anlatıversin! Gönülün inşallah! Toz koparan mahallesi bir kez daha sabahı yıkımla karşıladı. Zorla kentsel dönüşüm projesiyle bir kez daha polis kapılarına dayandı. Evet, teröristlerin evine giriyorlar bakın. Koçbaşıyla. Daha toplanamadım dedim. Annemle kardeşim hasta dedim. Dinlemedi. Daha şafak sökmeden girdi polis toz koparan mahallesine. Nöbet tutan mahalleli polisle karşı karşıya geldi. Bizim oylarımıza getirdik. Keşke vermeseydik. Keşke. Allah kahretmesin, vermeseydik. İşte gerçek yüzleriniz çıktı. Müslüman dedik. Camiye gidiyor dedik. Namaz kılıyor dedik. Nerede? Annelerin yüreklerini yakıyorsunuz. Yaşlıların yüreklerini yakıyorsunuz. Annelerin ahını alıyorsunuz. Çok sayıda polis, TOMA, çevik kuvvet, gözaltı aracı vardı. Özel harekat polisinin dahi getirilmiş olması mahallelinin tepkisine neden oldu. Şuna bak ya, özel harekatla gelmişler. Ulan burada biz eroin mi satıyoruz? Terörist mi yapıyoruz, ne yapıyoruz? Evimizi koruyoruz, evimizi. Çoluğu çocuğu zehirleyenlere, uyuşturucu kaçakçılığı yapanlara böyle polis göndermiyorlar, böyle baskın yaptırmıyorlar. İstanbul Güngören'e bağlı toz koparan mahallesi burası. Zorla kentsel dönüşüm projesi kapsamında daha önce elektrik, doğalgaz ve su abonelikleri kesilen mahallelinin evine bu defa sabahın erken saatlerinde yıkıma geldiler. Polisler koçbaşı kullanarak evlere girdi. Evet, teröristlerin evine giriyorlar bakın. Koçbaşıyla. Vatandaşlar evlerinden zorla çıkarıldı. Yıkıma itiraz edenlerin evinin duvarı yıkılmaya çalışıldı. Mahalleye polis bariyeri kuruldu. Giriş çıkışlar kapatıldı. Okula gitmek üzere sabah yola düşen çocuklar polis bariyerlerinin arasından çıkarak terk etti mahalleyi. Üç mahalleli ve çekim yapan gazeteci Meral Dan Yıldız gözaltına alındı. Üstü aranan Dan Yıldız, talimat geldi bırakıyoruz denilerek daha sonra serbest bırakıldı. Gözaltına alıyoruz dediler, gözaltına aldılar. Polis otosuna ellerimi koydum. Üstüm arandı. Gazeteci olduğumu defalarca söylemiştim. Daha sonra talimat geldi. Seni bırakıyoruz dediler. Bıraktılar ve zorla buraya bariyer dışına getirdiler. Mahalleliye destek ziyaretinde bulunan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin de yaşananlara tepki gösterdi. Şu manzaraya bakacaksınız. Annelerin gözyaşlarına bakacaksınız. Bakın şu abla kaç yaşında ağlıyor. Ne hakkınız var ağlatmaya ya? Ne dönüşümü ya? Ne dönüşümü? Yıkım, yıkım, keşke dönüşmesin. Mahalleli CHP'li Tekin'e dert yandı. İktidara tepki gösterdi. 65 yaşında oldum, 40 senedir İstanbul'da direksiyon sallıyorum. Onu da bıraktırdılar. 3,5 milyon lira para veriyor, ondan geçin diyor bana. Bir de beni evimden al. Sure karşı, omuz omuza.